Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün gerçekten milyarlarca dolarlık bir projenin akışını değiştiren bir üsteğmeni ve arkasındaki o gizli kahraman mühendisleri tanıyacağız. Bu proje Türkiye'nin ATAK olarak adlandırılan taarruz helikopter projesiydi. İlk ihaleyi Bell AH-1Z King Cobra ile kazanmıştı. Fakat sonrasında işte o girişimlerle bu ihale iptal edildi. Arkasından açılan ihalede ise kazanan İtalyanların teklifi olan T-129 konseptiydi. Bugün T-129 TUSAŞ'ta Ankara Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nde üretiliyor. Ve her şeyden önemlisi milli bir görev bilgisayarına sahip. Peki bu aşamaya nasıl gelindi? Neler yaşandı? İşte o hikayeyi birlikte izliyoruz. Zaman zaman programımızda bazı kitaplar size tanıtıyorum. Çünkü her şeyi internetten Google'a yazıp öğrenemiyorsunuz. İşte bu kitaplardan biri de geçtiğimiz günlerde STM tarafından, Türk Savunma Sanayi'nin başarılı mühendislik şirketi STM'nin alt kolu STM Tech tarafından hazırlanmış Türk Savunma Sanayi'nin Yükselişi ve Ambargolar kitabı. Bu kitabın hazırlanmasında da emekli Kor General Alparslan Erdoğan'ın da çok büyük katkısı var. Kitapta genel olarak bir ambargo nedir, Türkiye'nin yaşadığı zorluklar ve çok güzel bu konuları bağlayan hikayeler yer alıyor. Bu kitabı dijital olarak da edinebilirsiniz. Benim elimde baskılı hali var ama dijital halini elde etmeniz, okumanız ki savunma sektörüne meraklı çok sayıda arkadaşımız var. Onlara ben tavsiye ediyorum. Açıklamalar bölümünde de bulunabilirsiniz. İşte o kitaptaki ilginç hikayelerden biri ATAK Helikopter Projesi'nin akışını değiştiren bir üsteğmen ve sonrasında da arka planda kalmış, gizli aşamalarında kalmış mühendislerimizin çok büyük çabası. Size bu kitaptan bu hikayeyi anlatacağım ama öncelikle Türkiye'nin ATAK olarak adlandırılan taarruz helikopter projesi ile ilgili kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Malum 80'lerin ikinci yarısından sonra bölücü terör örgütü PKK Güneydoğu'da gerçekten böyle bir vahşet olarak adlandırılan sivil halka karşı inanılmaz katliamlara imza atıyor ve Türkiye o yıllarda bir bölünme tehlikesiyle karşı karşıya ve tabii ki PKK'nın karşısında da Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü canın dişine takmış bir şekilde mücadele ediyor. Ama konseptlerin gelişmesi, değiştirilmesi gerekiyor. Uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetleri NATO konseptine göre böyle bir iki düzenli ordu karşı karşıya gelecek, savaş yapılacak. Buna göre bir eğitim ve teçhizata sahipken karşılarında gerilla harbi olarak adlandırılan, vurkaç yapan bir terör örgütü çıkıyor. Ve kısa zamanda buna göre yeniden bir şekillenme gerçekleştiriliyor. Ve bu konudaki oyun değiştiren faktörlerden biri de taarruz helikopterleri. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı 5+5 toplam 10 adet AH-1W Super Cobra helikopterleri. Bu helikopterler bölgede çok etkin bir şekilde önlerindeki o 20 milimetrelik toplarıyla attıkları çeşitli güdümsüz füzelerle PKK'nın adeta kısa sürede kabusu haline geliyor. Ama Türkiye'nin ek Super Cobra helikopter ihtiyacı bir türlü Amerika'dan karşılanmıyor. Kongre devamlı taş koyuyor. En sonunda diyorlar ki Türkiye'ye işte bizim AGİT anlaşmasında emekli edeceğimiz Vietnam Savaşı'ndan kalmış AH-1 P ve S'ler var ki bunlar performans olarak çok daha düşük. Bunlardan bir miktar alın ve idare edin. Fakat tabii 90'ların ikinci yarısından itibaren idare edilecek durumda değil, bir ihale yapılıyor ve yeni taarruz helikopterlerine ihtiyaç var. O yıllarda gerçekleştirilen işte Güney Afrika'dan o Avrupalı Tiger'a, ki Tiger'la ilgili geçtiğimiz günlerde de yine bir video hazırlamıştık. Roy Walk şeyin Tiger'a. Rusların Mi-28, Mi-35 modellerinden Amerikan AH-64 Apache ve Super Cobra'nın bir sonraki versiyonu AH-1Z King Cobra'ya kadar farklı farklı modeller Türkiye'nin önüne geliyor. Ve görüşmeler sırasında en iyi teklif ve Türkiye'nin altyapısına da uygun olarak AH-1Z teklifi Bell Textron şirketinin uygun görülüyor. Ve ekipler başlıyorlar, oturuyorlar.
Bunlarla ilgili pürüzleri çözmeye, anlaşma yapmaya çalışıyorlar ve sonrasında da bir anlaşma imzalanacak. İşte o dönemde bu görüşmeler bir yerde tıkanıyor. O dönemlerde bu kitabın da yazarı olan emekli Kor General Alparslan Erdoğan albay rütbesinde ve Genelkurmay'da Plan Prensipler Dairesi'nde BEL yetkilileriyle, Amerikalılarla görüşmeler yapılıyor. Fakat bu görüşmeler yapılırken işte Türkiye'nin talepleri var. Helikopterde normalde kızak sistemi, skit deniyor buna havacılıkta, kızak sistemi var. Bunun yerine tekerlek takılması falan gibi böyle Amerikalılar nasıl olsa kazandılar ihaleye. Türkiye'nin de AH-1 altyapısı var. Bizim dediklerimizi alacaklar diye bu pazarlıklarda, yorumlarda, görüşmelerde gerçekten Türk tarafını oldukça zorlamaya başlıyorlar. İsterseniz geri kalan bölümü ben böyle bir girişi yaptıktan sonra kitaptan size okumak istiyorum. Bir gün bir üsteğmen bana yanaştı. Komutanım, siz bana bir saatinizi ayırırsanız ben size önemli bir şey anlatacağım. Asıl burada önemli olan helikopterin görev bilgisayarıdır dedi. Nedir bu görev bilgisayarı dedim. Bunun yazılımını bizim yapmamız lazım komutanım dedi. Nasıl yapacağız dedim. Komutanım, bu görev bilgisayarının yazılımına dahil olalım dedi. Zorlayalım, tamamını Türkiye Cumhuriyeti yaptığı takdirde biz çoğu şeye hakim oluruz dedi. Tamam, ertesi gün gündeme getirelim dedik. Başladık gündeme getirmeye. Amerikalılar, dokundurtmayız, açtırmayız, biz size böyle vereceğiz, hiç karıştırmayız dediler. Bir haftanın sonunda epey ilerleme kaydedildi. Ve dediler ki, %95 yazılımı size açarız. Kahve molasında o heyet başkanına dedim ki %95'i veriyorsunuz ama bu %5'i neden vermiyorsunuz? İşte bu kitabın ambargolarla ilgili en önemli vurucu noktası bu. Amerikalı diyor ki albayım siz bana bu helikopterin bir gün Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı kullanılmayacağının garantisini verebiliyor musunuz? Bu çok önemli bir cümle. Veriyorsanız size bu %5'i de verelim. Bu beni çok rahatsız etti. Hemen Genelkurmay Plan ve Prensipler Başkanımıza gittim. Komutanım böyle böyle diyorlar dedim. Sözleşmeleri hemen kesin, o üsteğmeni de bana getirin dedi. Gittik, üsteğmenimiz de anlattı. Peki ne yapacağız? TÜBİTAK MAM'da bir doçent hanımefendi var. Kendisi bu işleri biliyor. Onu davet edelim dedi. Savunma Sanayi Başkanlığı da o zaman bir emekli generalimiz vardı. Havacılık Daire Başkanı Celal Paşa, onunla da koordine ettik. Bitişen sokakta Savunma Sanayi Başkanlığı'nın binasında toplantı yaptık ve görüşmelere başladık. O hanımefendi geldi, bunlar olabilir, bana bir hafta müsaade edin dedi. Bir hafta sonra toplandık, bir matris hazırlanmış, 17 kalem var. 17'ye bölünmüş ve şirketler sıralanmış. İşte görüyorsunuz, bir uçağın milli veya bir hava aracının milli görev bilgisayarı nedir? Milli görev bilgisayarına o hava aracının yapacağı görevi koyuyorsunuz. Yazılım olarak koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben helikopterden şu mühimmatı atacağım. Veya kendimin geliştirdiği şu görevi yapacağım. Şunu dost görecek, şunu düşman görecek gibi. Yani o beyni aslında. Bu beyni yapabildiğiniz zaman o hava aracı bir hava aracı haline geliyor. Burada da detaylı olarak anlatılıyor ve Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan ARGE 2001 diye bir proje başlandı ve bilgisayar laboratuvarında çalışmalar yapıldı. Bu arada çeşitli savunma şirketleri var. NETAŞ var, ISH var, Milsoft gibi şirketler var ve bunlar çalışmalara başlandı. Bu arada Kara Kuvvetleri Komutanlığı bu milli görev bilgisayarının hayata geçirilmesi için yine bu tek motorlu AH-1P helikopterlerinden birini TUSAŞ'a ve Aselsan'a verdi ve ikisi böyle bir ortak sistemi geliştirmeye başladı. Ve ilk defa bu AH-1P serisine uygulanacak, sonrasında da bu ihaleyle ilgili sorunların çözülmesi hedefleniyordu. Ve tabii ki bu görev bilgisayarı, milli görev bilgisayarı nasıl kendini ispat edecek? Yapılacak özel bir atış testiyle kendini ispat edecek durumdaydı. İşte geri kalanı da isterseniz kitaptan devam edelim. Şerefli Koçhisar'a atışa gittik. Orada yabancılar da gelmiş, büyükelçiliklerden gelen var, firma temsilcileri var ve içimizdeki İrlandalılar da var. Bunları yapamaz, şunları edemez diye arkalarından konuşuyorlar. Şu yırtık pantolonlu kızın yazdığı, bu at kuyruklu küpeli oğlanın yaptığı mı vuracak? Böyle konuşmalar. Çok üzüldüm ben. Vecdi Gönül Bey, o zamanki Milli Savunma Bakanımız, ne oldu generalim, niye üzgünsün dedi. Arkada çok önemli bir ekip var. Başarısızlığı bekleyen kınaları hazırlamışlar.
Başarısız olursak yakılacak kına dedim bu. İnşallah ellerinde kalır dedi. Helikopter 4-5 kilometre mesafeden füze attı ve hedefi göbeğinden vurdu. Benim gibi bazı arkadaşlarımız ağlayıp birbirine sarılırken öbür tarafta da "Aa, cidden vurdu ya" diye gülüşen bir güruh oluştu. O üsteğmen kimdi? O üsteğmen şu an TUSAŞ'ta çalışan Sunar Oktay'dı. O üsteğmen binbaşı emekli olduğunda dönemin havacılık daire başkanı ben ve o dönemki TUSAŞ genel müdürü Muharrem Dörtkaşlı'nın gayretiyle TUSAŞ'ta helikopter grubunda çalışmaya başladı. İşte görüyorsunuz, bir üsteğmenin inadı, arkasından o mühendislerin büyük çabası, döktükleri gerçekten alın teri, ortaya koydukları bilgiyle bir milli görev bilgisayarı yazıldı. Ve sonrasında bu sistem T-129 Atak helikopterlerine kondu. Ve Türkiye'nin ihracat konusunda da çok önemli bir kalemi haline geldi. Tamam, motorlarında Amerika izin vermedi, örneğin Pakistan'a satamadık ama olsun, bunu Filipinlere sattık. Şimdi bu tecrübe, buradan elde edilen tecrübe, milli görev bilgisayarları bugün Hürkuş'tan Hürjet'e, milli muharip uçağı kadar farklı farklı hava platformlarında yer alıyor. T-129 Atak'tan elde ettiğimiz tecrübeler T-625 Gökbey sivil helikopterinde. Yakın bir gelecekte de T-929 yani Atak 2'de görev yapmaya başlayacak. Önemli olan o temeli düzgün bir şekilde milli ve kendi sistemlerinizle kurabilmeniz. Geri kalan önemli değil. Oturursunuz, bunu X bir hava aracına uygularsınız. Yarın başka bir ülke gelir, kendi hava araçlarına verir. Bunun iznini alıp kendi sisteminizi koyarsanız ve ortaya size özgü yerli ve milli bir çözüm gelir. İşte gerçekten Türk savunma sanayinin çok önemli bir hikayelerinden, mihenk taşlarından bir tanesi bu. Bunları niye anlatıyoruz? Genç arkadaşlarımız çok soru soruyorlar. Ya dedim, bir görev bilgisayarı nedir? Biz alalım gidelim. Değil olay. İşte mesela bakıyoruz o yıllardaki Atak projesine, helikopterleri yan yana koyduğunuz zaman mesela Apache çok daha kuvvetli bir helikopter. Ama size Amerika bu helikopteri vermiyor. Veya müdahale ettirmiyor. Ama işte bakıyorsunuz T-129 çok iyi bir platform haline geliyor. Yarın öbür gün bunun motorunu da çözdüğümüz zaman çok çok daha iyi bir platform haline gelecek ve isteyen ülkelere siz bunları satabileceksiniz, bir güç haline gelecek. Bugün size milli görev bilgisayarının hikayesini anlatmaya çalıştım. Lütfen her şey Google'da değil, işte böyle kitapları, bu tür kitaplar internette var. Linkini de açıklamalara bırakıyorum. Oralardan okuyun. İnanılmaz güzel konular, çok güzel akıcı bir şekilde yazılmış. Bu kitap için de ayrıca yolladığı için ve yayınladığı için de STM'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere derken, bu aralar yine salgınla ilgili kötü kötü haberler geliyor. Aman sağlığınıza dikkat edin ve maske, mesafe ve temizlik kurallarını unutmayalım diyelim. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.